yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Koca Üniversitesi Elektrik Mühendisi 4. sınıf okuyorum. Bundan 2 sene önce 2016 yılında Isaac'le Mısır'a CV projesine gittim. Sosyal sorumluluk projesine gittim. Nasıl gittim, nasıl başladım ondan bahsedeyim kısaca. Aslında ben Isaac'i ilk duyduğumda aklımda Hindistan vardı. Hindistan'a gitmek vardı. Çünkü Isaac'in mantalitesinde de işte sosyal sorumluluk projesi, kendi konfor zonundan, işte rahat alanından çıkıp farklı deneyimler, farklı tecrübeler yaşamak için gitme mantığı vardır. Ve ben de hani bunu Hindistan'da yaşamak istiyorum. Çünkü Hindistan'da gerçekten çok farklı kültürler, çok farklı insanlar var ve bu hani zorluğu, bu tecrübeyi almak istiyordum. Ama uçak biletlerine baktığımda Hindistan'a gidemeyeceğimi anladım. Çok pahalıydı gidiş dönüş biletler. O yüzden ben de Mısır'a gitme kararı aldım. Mısır'da projeme başladım. Benim projem Discover projesiydi. Yani gezi keşif projesiydi. Bu proje sayesinde Mısır'da yaklaşık 7-8 tane şehir gezdim. Projem İskenderiye şehrindeydi. Aleksandria şehrindeydi. Orada başladık proje. Ama işte her hafta böyle 3-4 günlük farklı şehirlere geziler yapıyorduk. Projemde totalde 7-8 tane öğrenci vardı farklı ülkelerden. İşte 2 tane Hindistan vardı, 1 tane Pakistan vardı. Yunanistan'dan bir insan vardı. Onun haricinde bir tane Çin'den insan vardı. Farklı kültürlerin bir arada olduğu güzel bir projeydi. Ve aslında çok farklı, hani Mısır'daki farklı şehirleri geziyor olmak benim için keyif vericiydi. Hani bizim projenin asıl amacı da zaten herkesin gözünde şey vardır işte. Mısır'da darbe oldu, Mısır kötü bir yer, Mısır'da hala savaş oluyor algısı vardı. Ama bizim amacımız da zaten Mısır'ı tanıtarak, Mısır'ı anlatarak aslında insanlara Mısır'ın nasıl bir yer olduğunu, ne kadar güvenli olduğunu ya da orada savaşın falan olmadığını gösterebilmekti. Ve gerçekten de öyleydi. Ben çok keyif aldım oradaki projemden. Farklı insanlarla beraber hani ben 7 hafta boyunca Mısır'da kaldım ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım mesela. Aslında biz projemize gittiğimizde atıyorum mesela biz Dahab şehrine gittik. İşte Kızıldeniz'in kenarında bir şehir. Ve orada gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerin fotoğraflarını, videolarını falan çekiyorduk. Her gittiğimiz yerde fotoğraf ve videoları topluyorduk. Ondan sonra geldiğimizde İskenderiye şehrine geri döndüğümüzde o videoları editleyip paylaşıp ve blog yazıyorduk onlar hakkında. İşte şu buranın, işte Dahab'ın özellikleri şunlar, şunları, şunları yapıyoruz. İşte o şehri tanıtmak, Mısır'ı tanıtmak adına projelerdi aslında bizimkiler. Şimdi şöyle, aslında herkes mesela ben çok fazla titiz bir insanımdır. Kaldığım yerin ya da gezdiğim yerlerin böyle temiz olmasına şey yapmasına, yani örnek vereyim, ben bir lavaboya girdiğimde bile ellerimi böyle 2-3 defa yıkayan bir insanım. Mısır'a gittiğimde bunda çok fazla zorlanmıştım. Çünkü kesinlikle şey beklemeyin işte. Türkiye şartlarını Mısır'da görmeyi beklemeyin. Mısır biraz daha kirli. Mesela bizim kaldığımız ev öyle çok fazla temiz değildi. Ama ben mesela 7 hafta boyunca orada ona alıştım. Çünkü artık o beklentiyi oraya alıp da gidiyorsun. Mecbur ben mesela Pakistan'dan, Hindistan'dan insanlarla aynı evde kalmıştım. Totalde 5 kişi kaldık benle beraber. Ve bizden önce de o evde başka insanlar kaldığı için öyle çok temiz bir yer değildi. Ama o da tabii yani kendinize bağlı yine. Evi temiz ve düzenli kullandık sonra yine şey yapabiliyorsunuz. Güzel bir şekilde gidebiliyor o da. Biz mesela projemdeki insanlarla beraber genelde her akşam dışarı çıkardık. İşte Mısır'daki o lokal yerlere falan giderdik. Lokal kafelere diyeyim. Mısır'da nargile falan da çok ucuz olduğu için her akşam yemeğinden sonra gidip işte nargile falan içerdik. İşte gece 2'ye 3'e kadar falan dışarıda takılıp ondan sonra eve gelirdik. Mesela insanlar genelde şey de düşünüyor işte Mısır'da gece hayatı yok ya da işte gece geç saatlere kadar dışarıda kalamıyorsun falan diye düşünüyordu. Ama benim gittiğim şekilde herhangi bir öyle bir kısıtlama falan yoktu. Biz gece 3'te de eve girdiğimiz oldu. 4'te de eve girdiğimiz oldu. Genelde her akşam işte dışarılarda falan takılırdık arkadaşlarla birlikte. Yine benim projemde beraber Kocaeli'nden gittiğim bir arkadaşım vardı, Fatma. Onunla beraber işte yine gece dışarıdayken akşam eve döneceğiz işte saat 8-9 gibi falan. Bir de tam hafta sonuna denk geliyor. Onlar da hafta sonu cuma günü başlıyor. Cuma cumartesi tatil. Pazar günü ilk iş günü. Cuma günü çok da kalabalık. Otobüse, minibüse bineceğiz. Otobüs dediğim böyle küçük minibüsler tarzı 10 kişilik 15 kişilik falan. Onlarda şey yok. Yok mesela sıraya geçeyim tek tek bineyim otobüse diye bir şey yok. Kalabalığın içinde otobüs geliyor. İlk kim binerse artık otobüste bir anda çullanıyorlar. Biz orada iki otobüsü kaçırdık o yüzden. Hani bir anda millet önümüze geçiyor biz sona kalıyoruz. İşte ikincisi geldi yine önümüze geçti millet sona kalıyoruz. En son demiştik işte bu sefer binmemiz gerekiyor. İlk biz atlayacağız falan diye. O kargaşada Fatma benden önce otobüse binmişti. Ben yine binemedim. Fatma benden önce gitti. Ben arkada kalmıştım. Bir yarım saat sonra falan ben gelebilmiştim şeye. Hani böyle bir değişik kargaşa
falan oluyor. Ama hani onu orada görmek, şey yapmak bile güzel bir şeydi bence. Kaosun içinde. Yine şehirlerden biri Sivas şehriydi sanırım. Böyle çöl kenarında akşam bir yere gitmiştik. Böyle yıldızlar falan yukarıda gözüküyor. Bir de sıcak su falan vardı işte, ona girmiştik, şey yapmıştık. Orada bize bir yemek geldi. Akşam yemeği. Pilav var. Pilavın yanında böyle değişik yeşil bir sos falan var. Onu yiyeceğiz. Mesela bize şey gelmemişti. Biraz da o Sivas şehri diğer mesela Kahire ve İskenderiye'ye göre köy gibi bir yer. Ve orada insanlar hani Kahire'de, Aleksandriya'da falan çatal kaşık geliyor. Ama oradaki yemekte mesela çatal kaşık falan gelmemişti bize. Hani insanlar orada elleriyle yiyorlar yemekleri, şey yapıyorlar. Mesela onu söyleyebilirim. Hani o çok garip gelmişti, farklı gelmişti. Hani biraz daha küçük bir şehir olunca artık insanlar biraz daha şey kalıyor. Geride kalıyor artık orada. Hani yemekler bu arada ben böyle ne kadar titiz falan şey olsam da midesiz bir insanım herhalde. Ne bulursam yiyorum. O yüzden ben hiçbir şekilde Mısır'da yemek şeyinde zorlanmadım. Hatta orada falafel diye bir yemek var. Vejetaryen köfte gibi bir şey. Yani et yok içinde, kabaktan falan yapıyorlar. Mesela ben her sabah onu yerdim. Hem ucuz oluyordu. Yani günlük kahvaltımı 2-3 liradan kurtarıyordum. Ondan sonra koşeri var. Makarna, bulgur, pilav. Hepsi böyle karıştırdıkları bir yemek var sosla beraber. Onu ben çok seviyordum. Onu bol bol onu yiyordum. Ucuz olduğu için yine aynı şekilde. Hani herhangi bir yemeklerde falan zorlanmadım. Zaten orada en lüks bir restorana falan gitseniz bile bundan 2 sene önce dolarda düşük olduğundan ucuz bir şekilde yemeğinizi yiyebiliyordunuz. 10-15 liraya günlük öğününüzü. Yani o yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadım ben onlarda. Zayk ameli öyle bir şey vardı. Anlamı ne bilmiyorum. Sonra bazı şeyler zaten bizim şeylerle aynı. Mesela biz tamam diyoruz, onlar temem diyor. Öyle değişik söylüyorlar. Bamya falan mesela aynı onlarda. Fasulye aynı mıydı bilmiyorum ama o tip şeyler aynıydı zaten. Ama çok fazla Arapça şey de bilmiyorum. Kalmadı aklımda. O Pakistanlı çocuklarla görüşüyor Zayla. Hatta ben ona geri döndüğünde IZ'ye girmesi için falan da ısrar etmiştim. Derslerden falan dolayı giremedi, şey yapamadı ama hala Hindistanlı, Pakistanlı insanlar görüşürüz. Mısır'daki arkadaşlarımla falan görüşüyoruz. Şimdi bence kesinlikle insanlar tam olarak Isaac'le sosyal sorumluluk projesine gitmek dendiği zaman tam olarak içeriğini anlamıyorlar, bilmiyorlar. Bir, kesinlikle mesela Mısır'a gittiğin zaman bana ilk dedikleri şey işte Mısır'a neden gidiyorsun? Arapça konuşmaya, işte Araplarla bir şey yapmaya mı gidiyorsun oraya diyorlar ama inanın mesela ben Mısır'a gittiğimde her ülkeden neredeyse insan vardı. İşte Kanada'dan vardı başka projelerde, İngiltere'den falan vardı. Hani dünyanın dört bir yanında insanlar orada oluyor. Bir kere onlarla beraber bir sosyal sorumluluk projesi yapmak bence apayrı bir şey. Hem farklı kültürleri orada tanıyabiliyorsun, görebiliyorsun. Hem de işte farklı kültürlerden insanlarla beraber bir sosyal sorumluluk projesi yapabiliyorsun. Ve ikincisi bence Mısır olması. Çünkü Mısır'da işte çok farklı kültürlerin olduğu bir yer. Gezecek, görecek çok farklı yerlerin olduğu bir yer. Ve de gerçekten bence Mısır insanının da sosyal sorumluluk projelerine ihtiyacı olduğu bir yer. Hani bu yüzden kesinlikle Isaac'le sosyal sorumluluk projesine Mısır'a gitmeyi öneririm. Her insan ilk geldiğinde böyle güzel yerde kalayım, işte gezeyim, göreyim falan şeklinde ama mesela gidilen proje aslında sosyal sorumluluk projesi. İnsanların bence biraz da bunun bilincinde olarak gitmesi gerekiyor. Hani orada bir sonuçta yardım ve bazı şeyleri hem kendinde hem de başka insanlarda değiştirmek için gidiyorlar. Bunun farkında, bunun bilincinde gidilmesi gerekiyor. Hani kalacağın yer ya da gezeceğin yerlerle alakalı şunu söyleyebilirim. Hani konaklama yeri evet okey. Böyle bir otel konforunda falan olmuyor. Ama inanın bence kaldığınız yer öyle çok kötü bir yerde olmuyor. Benim çok kötü değildi. Evet ev pisti. Bazı yerlerini falan şey yapmak, temizlemek gerekiyordu. Ama bizim mesela kaldığımız insanlarla beraber ilk hafta orada işte temizlik malzemelerini falan alıp bazı yerleri temizlediğimizi hatırlıyorum ben. Ki zaten 7 hafta orada kalacaksın. Sen o evi düzgün kullandıktan sonra oranın pis kalması ya da temiz kalması da yine sana bağlı oluyor. Ben Isaac'le Mısır'a sosyal sorumluluk projesine gittim. Bence çok güzeldi. Kesinlikle bir daha olsa bir daha da giderim. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Bir gönüllü olarak çalıştım. Kendime ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Evet, falan. Bana hep yoğurt. O yüzden ismim yoğurt. Adım Mimi'ydi benim.